Abdülkadir'in kanatta tercihi yine çok verimli gelmedi. Genel olarak baktığımız zaman. Bruno Perez'le orada bir türlü uyum sağlayamayışı. Bruno Perez'in biraz daha wing back gibi. Yani 3-5-2'nin sanki 3-5-2 dizilimine geçen takımın zaman zaman sağ kanadında oynayan oyuncu gibi oynayışı. Abdülkadir'in kendini tam bir çizgi oyuncusu olarak hala görememeyişi, buna hazır olmayışı noktasında ikinci yarı Abdülkadir gerçek yerinde. Onun Abdülkadir ömür olarak UEFA'ya ve sahip diğer dünyanın hatırı sayılır web sayfalarına, dergilerine konu olmasını sağlayan pozisyonunda gördük ve orada verimliydi. Yani Yani geçen haftaki 8 ile 10 arası abi tam olarak değil mi? Abdülkadir'e zaman zaman tutuk da olsa yani Abdülkadir bunu daha önce de seninle konuşmuştuk. Bizim onu gördüğümüz seviyelerde mesela Trabzonspor'un sağ kanadında idare ediyordu. Pereira arkasında vesaire. Çünkü bizim ligin kanat oyuncusu performansları, bek performansları belli bir noktaya kadar Abdülkadir'in eksiklerini çok fazla göze batırmıyordu. Ama seviye yükseldikçe, oyuncu kalitesi arttıkça Abdülkadir'in zaten o pozisyonun oyuncusu olmamasının da etkisiyle eksikleri göze çarpıyordu. Bugün ikinci yarıda onu izlediğimiz pozisyonda Abdülkadir'in hareketlerine dikkat edin. Ceza sahası koşuları, ceza sahası önünde topla yaptığı o özgüven dolu hamleler inanılmaz rahat 3-4 kişinin arasına girip çok kısa sürede 4-5 tane farklı pas opsiyonu ortaya çıkartan, kafası sürekli yukarıda ve en ufak bir özgüven kaybı göstermeyen bir oyuncuydu. Hocanın onda ısrar etmesi bana göre ilk yarıdaki performansı da çok şey değildi yani. Hani parlak değildi. Ona rağmen onu oyundan çıkartmadı. Bu noktada 11 tercihi eldeki imkanlar düşünüldüğünde. Giannini de yoktu. İşte Cornelius öte yandan mecburuz biraz da. Yani doğru bir 11 çıkardı diyebiliriz hoca. Berat tercihi haricinde. Şimdi bu 11'i bakıldığında tek tek değerlendirmek gibi sormayacağım sana abi ama bir Cornelius gerçeği var. Yani hep senle bunu ya daha önce transfer gerçekleştiğinde de konuşuyorduk. Yani Sörloth'tan sonra artık kim gelirse gelsin forvette hep bir isim tartışılır noktasında olacak ama Cornelius biraz ağır mı kalıyor veya ceza sahasında topla mı buluşamıyor? Buluştuğu topları saklama noktasında biraz sorun mu yaşıyor? Çünkü Abdullah Avcı Cornelius'u şu yüzden çok istemişti. Bana orada sırtı dönük 2-3 saniye topu saklayabilse ben arkadan gelen oyuncularla onu desteklerim düşüncesindeydi ama bu maç gösterdi ki onu da yapmakta zorlandığı anlar vardı. Cornelius'la ilgili sorun ne sence abi? Çok basit yani sahip olduğu fiziksel yetenekler bu lig için çok fark yaratacak özellikler değil. Yani hızlı bir oyuncu değil. Bu bir kere net. Bu ligde her zaman öne çıkan oyuncular genelde en basiti hızlı oyuncular. Hatta geçen hafta Bedirhan'la yaptığımız sohbette de söylemiştim. Şöyle bir modern futbol dediğimiz bu zamanları son 2-3 seneyi böyle bir İtalya, Almanya, İngiltere, Fransa bu tip ligleri böyle bir tara zihninde ve Trabzonspor'un Türkiye Ligi'ndeki hedeflerini o liglere uyarla. O hedefe giden takımların hücum hattında bu tip oyunculara rastlamak artık çok olası değil. Yani yavaş yavaş artık demode olan bir oyuncu tipi Cornelius sahip olduğu özellikler noktasında ama şu da bir gerçek. Onu yapmak istediklerimizi tam anlamıyla yapıp destekleyemediğimiz ortada duruyor. Ne biz savunmada çizgiyi kullanarak işte önüne atılacak topları hareketlenerek çizgiye inerek hareket eden kanat oyuncularına sahip bir takım değiliz. Gerek Vakayeme olsun, gerek işte Abdülkadir'i değerlendiriyoruz orada. Bazen Canini biraz. Klasik kanat oyuncularımız yok bizim. Yani Cornelius'u kanatlardan yüksek ortalarla besleyebilecek oyuncularımız ve oyun anlayışımız şu an için yok zaten. Bunun yanında geriden hızlı çıkamadığımız zaman Cornelius tamamen yalnız kalıyor orada. Hiçbir etkinliğini göremiyoruz. Rakip orta alanı sıkıştırdığında da biz stoperden, gerilerden oyun kurmaya çalıştığımızda da neredeyse orta sahamız forvetle bir oluyor. Geriye topu almaya yanaşıp oyun kurmaya cüret edecek bir oyuncumuz da yok. Bu noktada kendisi yalnız kalıyor. Oyundan düştükçe soğuyor yavaş yavaş. Bunu net bir şekilde görüyoruz. Kanatlar da onu besleyemediğinde biz genelde böyle içeriye gireyim. İşte Vakayeme veya Abdülkadir 2-3 farklı opsiyon üzerinden hareket ediyorlar. Tam
istediği topları alamadığında yavaş yavaş o da ister istemez moralmen oyundan düşebiliyor. Bu etkinliğimizi artırdığımızda Cornelius'tan da mümkün mertebe faydalanacağımızı umuyorum. Ama dediğim gibi yani bu ligin şampiyonluğa oynayan takımlarının forvetlerine genel olarak bakın, hatta Avrupa liglerine genel olarak bakın, yavaş yavaş eskimeye yüz tutan bir oyun anlayışı var Cornelius'un. Yani başkasının desteğine gereğinden fazla ihtiyaç duyan bir forvet oyuncusu. Sörloth da aynı fiziksel özelliklere sahipti. Bir ölçü değil şu an için. Ama önüne top attığınızda yani herhangi bir destek beklemeden bir şekilde kendi ekmeğini taştan çıkartan bir oyuncuydu ki günümüz forvetleri genelde bu tip oyunculardan seçiliyor. Cornelius ekmeğini taştan çıkartan bir forvet tipi değil. Bu da bir gerçek. Abi yorumlarına ilgili gerçekten çok fazla destek mesajı var. Ama bireysel oyuncuları değerlendirmeni çok istiyorlar. İşte bu yüzden Cornelius'la ilgili bu kadar detaylı bir açıklama yapınca birçok oyuncuyla ilgili şu oyuncuyu da değerlendirsin diye gelenler var. Ama ben kısa bir şey diyeyim. Burada Vakeme sorusu çok fazla geliyor. Onu bir hemen gelmişken cevaplandırayım. Arkadaşlar Vakeme sözleşmesi konusuyla ilgili olarak yöneticilerle yaptığım görüşmede şu an için transfer sezonunun yeni bittiğini, içeride bir harcama limitleri, işte fair play kriterleriyle ilgili bir düzenleme yapıldıktan sonra transfer, iç transfer çalışmalarına yöneleceklerini söylediler. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi bu Cornelius'u bir tarafa koyacak olursak abi, hatırlarsın Fatih Gökdeniz'e aşağı derdik. Yani iki ikilinin uyumu Trabzonspor bir ara çok ciddi sonuçlara iletiyordu. Şimdi Vakeme Bakasetas'a aşağı diyeceğimiz bir sistem ortaya çıktı. Şimdi Vakeme 4 gol 2 asist, Bakasetas 3 gol 2 asist. Yani skora Süper Lig'de en fazla katkı yapan iki isim var. İkisi de Trabzonspor'da. Neler söyleyeceksin abi? Önce şunu söyleyeyim. Bizim Trabzonsporlar olarak formamızı giyen oyuncularda en çok aradığımız özellikler şudur. Evet, kalite vesaire. Ama hani altyapımızdan yetişen, o forma için bizim sokakta, statta, televizyon başında verdiğimizi düşündüğümüz, mücadeleyi veren oyunculara ayrı bir sempatiyle bakarız biz. Bakasetas tam böyle bir oyuncu. Yani bu çocuk Trabzonspor taraftarlarının altyapıdan çıkan oyuncularda görmek istediği her şeyi bize sunuyor. Ama Trabzonspor altyapısından mı? Değil. Demek ki yani bizim aradığımız özellik prototipi işte bu. Doğru oyuncu tercihi. Arayıp bularak da öz evlatlarınızı, dünyanın öbür ucunda da size öz evlat olabilecek isimler çıkabiliyormuş. Bugün zaman zaman aksadı. Bazı hataları da oldu maç içinde ama özellikle attığımız golde topu neredeyse korner çizgisinin oradan aldı. Doğru pası buldu, koşuya devam etti. Vakayeme pas tercihinde geç de kalsa o anı bekledi. Yani bir şekilde kendini ihtimal dahilinde, zaten çok iyi bir şutör, o topu sekip önüne gelebilme ihtimalini zihninin bir köşesine kazımış gibiydi Bakasetas. Düşer de gelirse. Buna hazır olmak o farkı yaratan en önemli unsur onun adına, o kalitede. Kaleyi gördüğü anda o hayalin peşinden, o ihtimalin peşinden gitmesi çok önemliydi bence. Bakasetas'la Vakayeme'nin uyumu, onlara Hamşik'in katılımı çok önemli bu noktada. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü özellikle Vakayeme'nin muazzam bireysel yetenekleri bazen onun akıl gözünü kör edebiliyor. İnanılmaz dribling yapan bir oyuncu. Ligde muadili yoktur herhalde. Yani rakibi zaafını yakaladığı an çözmemesi, birkaç farklı şekilde çözememesi işten değil. Ama bazen takımın akışkanlığı noktasında geç kaldığı pas tercihleri ya da gereğinden fazla zorladığı bir bireysel dribling denemesi çok önemli bir hücum girişimini öldürebiliyor. Bugün birkaç pozisyonda Bakasetas'ı ve Hamşik'i çok yerinde gördü. Finalini getiremese de o atakların kesinlikle kurgulayıcısı oldu Vakayeme. Hep seninle şunu konuşuyoruz. Trabzonspor hücum çeşitliliğini artırabildiği sürece hem Cornelius'tan hem Canini'den hem de Vakayeme'den iki katı verim alacak. Artı Bakasetas'tan da. Şimdi ben senle bir takımın stoperini oluşturuyoruz. Trabzonspor'un rakibiyiz diyelim. Sen soldasın, ben sağda. Rakibin hücum çeşitliliği arttığı sürece birbirimizle rakip paylaşırken bile tedirgin oluruz biz. Ben Bakay'a gidiyorum, işte sen Vakay'a git, şu şuradan geliyor. Hangi birini tutacağım, hangi birine ben konsantre olacağım? Doğru. O pası mesela, geçen Galatasaray maçını hatırlayalım. Bu ikiliye
Hamşik'in gösterdiği çok önemli bir dinamikti o. Topu kenardan aldı. Yakaladı. Çok sakin bir şekilde topu kaydırdı rakibini. Fanağın oldu galiba. Rakibinin bacağının arasından hiç zorlamadan Vakayeme'ye çok güzel yerden bir pas attı ve gol. Bazen basit oynamayı unutuyorlar. O ikisi için muazzam performansları haricinde söyleyeceğim şey bu. Gerektiğinde o basit oyun algısını oturtabilirseler zaten durdurulamaz gidiyorlar. Takım olarak da çok başka bir seviyeye çıkacağımızı düşünüyorum. Bizim şampiyonluk yürüyüşümüzde ikisi de çok çok önemli isimler.